Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süt kullanmadan şerbet hazırlamadan irmik helvası yapacağız. Oldukça kolay ve pratik bir tatlı arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. 150-200 gram arası tereyağını tavamın içine aldım. İsterseniz yarım paket margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağı da tereyağımın üzerine ekledim. Daha sonra iki buçuk su bardağı irmiği yağların içine ilave ettim arkadaşlar. Bundan sonra hiç ara vermeden sürekli olarak irmikler kahverengi renk alıncaya kadar karıştırmamız gerekiyor. İrmik helvasının en önemli püf noktası budur. Şimdi kahverengiye dönen irmiklerimin üzerine yarım su bardağı un ekledim. Unu da şöyle birkaç saniye karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra artık Elvamızın şekerini ilave edebiliriz. Toplamda bir buçuk su bardağı toz şeker kullanıyorum arkadaşlar. Eğer daha tatlı e, seviyorsanız 2 bardak şeker ekleyebilirsiniz. Bir pakette toz vanilya ekledikten sonra şekeri de irmiklerimle beraber bir süre karıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş irmik elvamın suyunu da ilave etmeye başlıyorum buçuk su bardağı irmiğe karşılık olarak ben toplamda 4 su bardağı sıcak su ilave ettim ama suyu azar azar ekleyelim arkadaşlar. Yani birer bardak birer bardak helvamıza dahil edelim. İlk bardağı döktükten sonra bir süre karıştıralım. İrmik e, suyu tamamen çektikten sonra ikinci bardağı. Bu şekilde ben toplam olarak 4 bardak su eklemiş oldum helvama. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaşım, videomu beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında bana yorum yazmayı lütfen unutmayın. Desteğini esirgemeyen herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, helvamın kıvamı şu anda tam istediğim gibi oldu. Böyle yumuşacık ağızda dağılan bir kıvamda. Şimdi helvamızın sunumunu nasıl yapabiliriz? Ben dondurmalı yapacağım bugün. Çocuklar en çok dondurmalı irmik helvasını seviyorlar. Kasemin altına önce bir poşet geçirdim. İsterseniz streç, isterseniz buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Daha sonra ortasına iki kaşık dondurma ve etrafını yine irmik helvasıyla kaplayarak bu şekilde sunum yaptım. Çok hoş bir sunum oluyor arkadaşlar. Poşeti de şöyle kaldırayım. Dilediğiniz şekilde süsleyerek helvanızı ikram edebilirsiniz. Ben de bugünkü videomun sonuna bu şekilde gelmiş bulunmaktayım. Dondurmalı irmik helvasıyla bugün sizlerle beraberdim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.